Evet, merhaba. Bugün sizlerle peynir yapımından bahsedeceğiz. Peynir yapmak her ne kadar çok basit görünse de o kadar da basit olmayan bir işlem. Malzeme az, ancak doğru şeyleri yapmak gerekir. Tabii sanayide nasıl yapıldığından biraz bahsedeceğim ama evde nasıl yapılması gerektiğini ya da nasıl yapılabileceğini de anlatacağım. İki teknik var tabii evde yaparken. Onlardan detaylı bahsedeceğim. Mutlaka pastörize edilmemiş süte ihtiyacınız var. Onu unutmayalım. Yani aldığınız, güvenilir bir kaynaktan aldığınız bir süte ihtiyacınız var. Pastörize edilmiş sütlerden iyi sonuç alamazsanız sebebini de anlatacağım. Benim elimde şu anda Jersey cinsi ineklerden alınmış bir süt var. Yağlı bir süttür. Mandanın hatta kuzeni ya da yeğeni derler Jersey cinsi için. Yağ oranı yüksek bir süt veriyor o cins hayvanla. Neden pastörize edilmemiş süt kullanıyoruz? Çünkü pastörize edilmiş sütler biliyorsunuz 80 derecenin üzerine kaynatıldığı için içindeki kalsiyum miktarında azalma olur. Büyük firmalar bu tür işlemler yaptıkları için daha sonrasında o kalsiyumu yerine koymak amacıyla kalsiyum klorür eklerler ekstra. Çünkü bu kaynatma süreci onun azalmasına sebep olur. Biz onu yapmak istemedik. Yani ekstra kalsiyum klorür eklemek istemedim. O yüzden pastörize edilmemiş süt aldım. Birincisi bu. Onun dışında yaparken sizin kullanacağınız basit bir yöntem var. Biliyorsunuz herhangi bir asit sütü kestirmeye yeterli olur. Bu da nedir? Genellikle sirke ya da limon suyudur. Sütü kaynatıp kaynadıktan sonra sirkeyle o da ne kadar? Ben burada peynir mayası kullanıyorum ama o da ne kadar bir şey? Yarım çay bardağı kadar sirke veya işte yarım limon suyu gibi bir asitle kestirip daha sonra aldığınız kesmeyi temiz bir bezin içerisine koyup asarak ya da üzerine bir ağırlık koyarak da basit bir peynir yapabilirsiniz. Bu mümkün. Evde sirkeyle yapabilirsiniz ama işte dediğim gibi kaynatma işlemi kalsiyumun azalmasına neden olur. O zaman da alacağınız verim düşecektir sütten. Ben bugün peynir mayası kullanıyorum burada. Hazır sıvı peynir mayaları satılıyor. Tabii şırdan mayası olursa daha iyi bulabilirseniz ne güzel. En iyisi odur. Ama bulamazsanız da hemen hemen her lokman ekimde böyle bir sıvı peynir mayası bulursunuz. Aslına bakarsanız bütün peynirlerde aynı maya kullanılmaz. Yani çedar yaparken, kaşar yaparken, beyaz peynir yaparken ya da parmesan yaparken kullanılan mayalar aynı değildir. Çünkü her mayanın kendine has bir kokusu vardır. Onun dışında kullanılan sütler de aynı değildir. Keçi sütünden, inek sütünden, koyun sütünden yapabilirsiniz. Manda sütünden yapabilirsiniz. Bunların karışımlarından yapabilirsiniz. Buna da paçal deniyor. Paçal peynir yapabilirsiniz. Hepsi mümkün. Peynirden elde etmek istediğiniz sonuca göre sütün ısıtılma ve işlenme şekilleri de değişir. Yani yumuşak peynirler ve sert peynirler için su, süt farklı derecelerde ısıtılır ve farklı şekillerde işlenir. O yüzden içi yumuşak bir peynir isterken sütü ısıtma derecemiz ve şeklimiz farklı. Daha sonrasında işleme şeklimiz de farklı olacak. Beyaz peynir yaparken öncelikle sütümüzü ısıtacağız. Buradaki üreticinin tavsiyesine göre yaklaşık bir kapak kadar, bende 4 litre süt var şu anda. Bir kapak kadar maya ekleyeceğim, karıştıracağım. Ondan sonrasında malzeme tabii ki 1 saat kadar sonra bir jele dönüşecek. O jeli kestikten sonra hafif ısıtıp, tabii benim burada gördüğünüz gibi derecem de var, onu da kullanacağım. Hafif ısıtıp ayrışmasını sağladıktan sonra süzdürmeye alacağım. Ve daha sonrasında da salamuraya koyacağım. Peyniri olgunlaştırmak için de iki yöntem var. Salamura yapmak ya da sadece tuzlayıp bekletmek. Bu durumda da peynir tuzu diye ayrı bir tuz da var. Ya da kalın tuz da kullanabilirsiniz. Çünkü ben burada ince tuz kullanacağım. Çok fazla bekletmeyeceğim için peyniri. Yani tüketeceğim hemen 1-2 gün içerisinde. İnce tuz peynirin daha hızlı çekeceği için tuzu, kenarları daha yumuşak, böyle eriyen tarzda olacaktır. Ama kaya tuzu ya da işte kalın tuz kullanacak olursanız bu sonucu yaşamazsınız ya da bu sorunu yaşamazsınız. O yüzden eğer kısa sürede tüketecekseniz ince tuz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tuzlayarak sadece saklayabilirsiniz ama
Bunun içerisinden ayırdığımız salambura suyuyla da ya da işte peynir altı suyuyla da daha uzun süre saklayabilirsiniz. Tabi bu sırada ben bunları söylerken sütümün ısınması için bekledim. Sütümü 32 dereceye kadar ısıtacağım. 32 dereceye kadar ısındıktan sonra kenara alıp buradan bir kapak kadar maya ekleyeceğim. Ve çok fazla hırpalamadan kısaca bir karıştıracağım. Evet, süt neredeyse 32 derece oldu. Çok kısa sürede oluyor bu zaten. Tabii şöyle karıştırmayı da unutmayın ki sadece dibi ısınmasın. Evet, çok fazla da ısınmasını istemiyoruz. 32 dereceyi çok geçmesin. Kontrol etmesi biraz zor tabii. Tuzlama işlemiyle ilgili çok önemli bir detay var tabii, onu unutmamalısınız. Tuzlama işlemi neden önemli? Elbette ki korunması için, peynirin korunması için önemli. Ama sadece peynirin korunması için değil, aynı zamanda içinde oluşabilecek bakterileri de, zararlı bakterileri ve mayaları önlemek için de önemli. Tuzlama süreci bu yüzden çok önemli ya da salamurada bekletme işi. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu böylece karıştırdım ben. Üzerine tencerenin kapağını kapatacağım ve 1 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Evet, şimdi bunu yakın çekim yapmak istedim. Bakın, gördüğünüz gibi 1 saat kadar bekledikten sonra mayalandı. Nasıl anlarsınız? Parmağınızı daldırıp şu şekilde kaldırdığınızda eğer temiz kırılıyorsa olmuştur. Şimdi diğer işlemleri yapacağız. Evet, peyniri gördünüz yakından. Şimdi ben bunu temiz bir bıçakla boydan boya 1 santimetrelik kareleri keseceğim. Peynir yapımı, şarküteri yapımı gibi, yani salam sosis yapımı gibi özen isteyen bir iş. Bu aşamada kullandığınız her malzemenin çok temiz olduğundan emin olun ki herhangi bir zararlı bakteri ya da maya peynirinize bulaşmasın. Evet, şimdi bunu kestim. Ocağımı da biraz ısıttım. Bunu sadece peynir altı suyundan ayrışana kadar çok kısa bir süre ısıtacağım. Tek yapmam gereken bu. Daha sonrasında temiz bir bez koyduğum, yine temiz bir süzgecin içerisine bu peynir parçalarını alıp süzdüreceğim. Şunu iyice kısalım. Evet, hatta elektrikli ocaklarda bu böyle. Kapatalım. Sesi duyuyorsunuzdur. Bu aşamada peyniri hırpalamamak ve çok fazla ısıtmamak önemli. Çok güzel. Şimdi peynir altı suyu çok daha güzel bir şekilde peynirden ayrıştı. Şimdi onu süzelim. Evet. Şimdi peynir kesmiklerimizi görüyorsunuz. Ne kadar güzeller. Buraya alalım. Peynir altı suyunu atmayın. Çünkü onu hem salamura için kullanacağız. Şimdi burada şöyle bir durum var. Dilerseniz bunu
Şimdi buradayken tuzlayabilirsiniz. Dilerseniz daha sonrasında hani kuru salamura gibi yapacaksanız o zaman tuzlayabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz buraya koyduktan sonra da tuzlamanız mümkün. Böyle göründüğüne bakmayın. Bayağı bir küçülecek. Ve bundaki suyu süzmenin iki yöntemi var. Bir, bunu bağlayıp bir yere asabilirsiniz. Ya da üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz. Hangisi sizin için uygun olursa onu tercih etmelisiniz. Yaklaşık 2 ila 4 saat arasında ya asılı tutun ya da üzerine bir ağırlık koyun. Eğer vaktiniz olmayacaksa aynı gün içerisinde buzdolabının içerisinde bekletin. Ama 2 ila 4 saat sonrasında vaktiniz olacak ve başında durabilecekseniz oda sıcaklığında da yapabilirsiniz. Tabii oda sıcaklığı derken çok sıcak bir yerdeyseniz, yaz zamanıysa yine de buzdolabına koymanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi bu gayet güzel oldu. Bunu bu şekilde kapatıp bir süre suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Sonra üzerine bir ağırlık koyacağım ben. Dediğim gibi hangi yöntemi isterseniz. Şu anda bir miktar su bıraktı. Şimdi 4 saat kadar bunun suyunun süzülmesini bekleyeceğiz. Evet. Peynirimiz yeteri kadar bekledi. Şimdi çıkarıp bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekli. Şimdi normalde 1'e 10 gibi düşünmek lazım. Yani 1 kilogram peynir için yaklaşık 10 litre süt lazım. Ama tabii bazı sütler işte daha yağlı, kalsiyumu daha yüksek olduğu zaman miktar artabiliyor. Benim elimde 4 litre vardı. Burada da yarım kilodan fazla bir peynir. Şöyle göstereyim dokusunu. Gayet güzel. Peki ne yapacağız? Burada peynir altı suyu ayırmanızı söylemiştim. Hatırlarsınız. O peynir altı suyunun içerisine, şimdi şunu beyaz peynir yapacağım ben. Bunu bölüyorum. Bu gördüğünüz salamura suyu. Ben şimdi bu peynirleri bu salamura suyunun içerisine atacağım ve orada olgunlaşmaya bırakacağım. Bir başka yöntemse etrafına kaya tuzu atıp bir kabın içerisine koyup o şekilde de 3 gün ya da 1 hafta olgunlaştırmaktır. Eviniz çok sıcak değilse dışarıda olgunlaştırabilirsiniz 3 gün kadar. Ama yok eviniz çok sıcaksa bu işi buzdolabında yapmanız gerekir. Ya da bu şekilde yemek istiyorum ben derseniz bu da nefis bir peynirdir şu anda. Bu haliyle de taze peynir tüketebilirsiniz. Çok güzel erir aynı şekilde. Ama nefis süt kokulu bir peynir. Şimdi ben bunun içerisine koyacağım. Ve burada olgunlaşmaya bırakacağım. İşte ondan sonra da beyaz peynirimiz hazır. Beyaz peynirimiz artık hazır.